Safa Expo'da dolaşırken hatırlayacaksınız, STM 500 denizaltının kesidini incelemiştik. Ama STM'nin içerideki standında öyle bir tasarım var ki arkamda görmüş olduğunuz STM'nin NETA. Yeni bir aileyi artık STM hayata geçiyor. Nedir bu aile? İnsansız denizaltı sistemleri. Hani böyle bakınca sapsarı rengi çok hoş duruyor model değil bu. Gerçek testleri yapılan insansız bir denizaltı sistemi. İnsansız denizaltı sistemleri neden önemli? İşte bugün gökyüzünde İHA'lar uçuyor. Su üstünde İDA'lar, silahlı olanları SİDA'lar, bir de tabii karada giden İKA'lar var. Ve artık denizin altında da, deniz altında da insansız sistemler giderek ön planda. Neden bu önemli? Hatırlayacaksınız, biraz böyle bir haberleri hatırlayın. Örneğin kuzeyde boru hatlarıyla ilgili bir sabotaj oldu. Veya bırakın onu, bugün internete giriyorsunuz. İşte bu videoyu internet üzerinden seyrediyorsunuz. Fiber hatlarla internet birbirine bağlı ve binlerce kilometre denizlerin, okyanusların derinliklerinde, çok derinliklerde fiber hatlar gidiyor. O fiber hatlarda oluşabilecek bir arıza veya savaş zamanı yapılabilecek bir sabotaj bütün ülkenin dış bağlantısını bir anda kesiyor. Ne siz video izleyebiliyorsunuz, ne haberleşebiliyorsunuz, ne banka işlemi yapıyorsunuz veya internet üzerinden yaptığınız hiçbir şeyi hayata geçiremiyorsunuz. İsterseniz gelin STM'nin NETA aile olacak 300, 600 ve 1000 serileri şeklinde şöyle bir görelim, teknik özelliklerini birlikte inceleyelim. Çünkü bu konuyla ilgili STM çok önemli bir sayfayı açıyor. STM dediğimiz zaman Türkiye'de savunma sektörünün bir mühendislik şirketi. Deniz sistemleri konusunda tabii kamikaze dronlar yapıyor, modernizasyonlar yapıyor, farklı farklı alanlar da ama denizcilik konusunda, özellikle de denizaltı konusunda çok yetkin, geliştirmeye sahip bir sistem. Şöyle incelediğimiz zaman 300 serisinde denizaltının hemen alt kısmında bazı sensör ve sistemler var. NETA'da 300 serisinde ana görev burada mayın harbi ile ilgili bir görevlendirme yapılmış durumda. İki kişi tarafından taşınabiliyor. İki kişi bunu çok basit bir bottan veya gemiden suya atarak otonom görev gerçekleştiriyor. Şimdi diyeceksiniz ki mayın harbi ile ilgili nasıl bir çalışma yapıyor? Mayınların çeşitli bulunma metotları var. Bunlar nelerdir? Çeşitli profil görevler, izleyecekleri rotalar belirleniyor. Bu rotaya göre otonom olarak görev yapmaya başlıyor. Yani o yüklenen görevi gerçekleştiriyor. Hemen yanında ise STM'nin NETA insansız denizaltı araçlarında 1000 serisi var. O da yakın bir zamanda testlerine başlanacak. Mayınlar çok önemli. Sabotajların tespiti, suyun altındaki hatların kontrolü çok çok önemli. STM İşte bu NETA ailesiyle birlikte, NETA'da bir denizcilik tabiri, bu sektöre çok önemli bir giriş gerçekleştiriyor. Burada mesela 1000 ailesinin özelliklerine baktığımız zaman derinlik açısından inebilecekleri derinlikler, çünkü 1000 çok önemli bir seviye. 1000'in üzerine inecek denizaltı sistemleri konusunda da STM çalışmalar yapıyor. 1000'in altına inecek, yani 1100, 1200, 1500, 3000, 6000 metre dediğiniz zaman çok farklı teknolojiler devrede. Burada da işte 300 serisiyle başlayan bu aile giderek büyüyecek ve büyük insansız deniz araçları yapımına doğru geçilecek. Anlatırken tabii çok büyük deniz araçları var. Giderek insansız deniz araçları da böyle bir denizaltı boyutlarına doğru gidiyor. Benim aldığım bilgilere göre örneğin Norveç'in 6000 metre derinliğe kadar inebilen insansız denizaltı araçları konusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Burada nasıl uzay, gökyüzü, deniz üstü gibi alanlar varsa denizaltı da çok farklı bir dünya ve buralarda da savaşlar oluyor, sabotajlar oluyor. Bunların takip edilmesi, bulunması ve bu bölgenin de denizlerin altının da emniyetle savunulması gerekiyor. Denizaltıcılık gerçekten deniz kuvvetleri içerisinde çok büyük bir fedakarlıkla personelin görev yaptığı çok zorlu şartlarda. Yani düşünün, mesela en merak ettiğim konulardan bir tanesi, bizim çoğumuz artık, özellikle gençlerimiz, internet bağlantısıyla işte mesajlaşıyorlar, işte oyun oynuyorlar, videolar seyrediyorlar. Mesela denizaltıda indiğiniz zaman yüzlerce metre suyun altında böyle bir imkanınız yok. Çünkü denizaltının en büyük özelliği duyulmaması, görülmemesi ve fark edilmemesi. Bu açıdan denizaltı teknolojisi hala dünyanın
çok önde gelen, hatta bazı üretim teknolojileri açısından da STM 500'de de anlattığım gibi uzay mekiği kadar yapmak zor. Bu nedenle dünyada çok az bu kadar derinliklere inebilen, insansız denizaltı üretebilen ülke var. Zaten şu anda da dünyada denizaltı yapabilen, insanlı denizaltı yapabilen ülke sayısı 9. İşte Türkiye STM 500'de sonrasında MİLDEM projeleriyle 10. ülke olmak üzere adımlar atıyor. Ama bir yandan da İHA'larda, SİDA'larda, İKA'larda olduğu gibi işin insansız kısmında da STM üzerinden öz kaynaklarla çok önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor.